Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, an itibariyle gördüğünüz rakam bence çok güzel bir rakam. Bu rakam 55'e, hatta iddia ediyorum 60'a kadar çıkacak. Şimdi rahmetli Cem Karaca aklıma geldi de Cem Karaca'ya deseydik, ya baba bak bu rakam şimdi bu 55-60'a kadar da çıkacak. İşte millet saldırıyor almak için ediyor. Sen vaziyeti bize bir cümleyle özetlesen nasıl özetlersin diye bir sorsaydık bize bir şarkısıyla cevap verirdi. Neydi o şarkı arkadaşlar? Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Battık burnuna kadar, Cafer getir peçete. Şimdi arkadaşlar, neden peçete gerek? Neden 55-60 diyorum? Bakın madde madde size anlatacağım arkadaşlar. Gelsin birinci madde. Bir raporum var, çok kısa. Onu göstereceğim. Sonra madde 2'yi göstereceğim. Esas peçetelik madde ama madde 3. Orada hakikaten diyeceksiniz ki 55-60 doğrudur, olur. Ve bir de peçete lazım bize diyeceksiniz. O zaman bir nolu madde gelsin bakalım. Değerli arkadaşlarım, gelir dağılımı istatistikleri TÜİK tarafından 29 Ocak'ta yayınlandı. Haberlerde de duymuşsunuzdur ama kısaca bir şeyi göstermek istiyorum. Bakın, burada toplumu 5 gruba bölmüşler. İlk %20 dediğimiz en düşük %20, yani en alttaki %20'nin aldığı pay toplam gelirden. Nedir arkadaşlar? 2014'te 6,2'sini alıyorken 2023'te 5,9'unu almaya başlamış. Yani müthiş bir servet kaybı. Peki en üstteki son %20 olarak burada gösterilen piramidin piramidinin en üstünde kalan en yağlı ballı kesim. 2014'te arkadaşlar gelirin %45'ini alırlarken şimdi %49,8'ini, %50'sini ne yapmışlar? Götürüyorlar arkadaşlar. Ve burada bir de gelir dağılımını adil midir değil midir bunu ölçmek için bir kriterimiz var. Gini katsayısı. Ekonomi biliminde bunu çok sık kullanırlar. Kabaca şu, Gini katsayısı 1'e yaklaştıkça o ülkede adaletsizlik var demektir. Değerli arkadaşlarım, 2014 yılında bu Gini katsayısı Türkiye'de 0,39'u, 2018'de Cumhurbaşkanlığı sistemi geldiğinde 0,40'tı. Şimdi bakın 0,433 oldu. Gini katsayısı bir önceki yıla göre 0,018 puan artışla 0,433 olmuş. Bu da Türkiye'de gelir dağılımının her geçen gün bozulduğunu bizlere gösteriyor. Değerli arkadaşlarım, gelir dağılımındaki skandal durumu gördünüz. Türkiye Avrupa Birliği ülkeleri içinde gelir eşitsizliğinin en fazla olduğu ülke. Sadece AB değil, aslında dünyada da. En zengin %10'luk grubun ortalama geliri en yoksul %10'unkinin 15 katı. Yani üstteki %10 alttaki %10'un gelirinin 15 katı kazanıyor. Bak adaletsizliğe bak. Nereden okuyorum bunu? Diskar'ın raporundan okuyorum arkadaşlar. Siz de bakabilirsiniz. En zengin %5'lik grubun ortalama geliri en yoksul %5'in gelirinden 31 kat daha fazla. İnanılmaz bir şey. İşveren gelirleri tüm gelirlerden daha fazla artıyor. O yüzden önceki videolarda mutlaka bu sistemden faydalanan, enflasyondan faydalanan şirketlere ortak olun demiştim. Diskar'ın raporu da aynı şeyi söylüyor. Ve diyor ki kadınların ortalama geliri ortalama gelirin %21 altında. Çok daha fazla diyecek bir şey bulamıyorum. Şimdi peçete konusunda gidiyoruz. Neden peçete gerekli? Madde 2 gelsin. Bir raporum daha var. Onu göstereceğim. Ama madde 3, madde 3'e hak vereceksiniz. Hadi madde 2'ye bakalım. Değerli arkadaşlarım, karşınızda Ticaret Bakanlığı'ndan son aldığımız rapor var. Dış ticaret veri bülteni Aralık 2023'e ait. Bakın bunu eski abonelerimiz çok iyi bilirler. Dolar TL'nin, Euro TL'nin nereye gideceğini merak ediyorsanız buradaki dış ticaret rakamına mutlaka bakmanız lazım. Bu rakam azalıyor mu, artıyor mu? Önemli olan nokta budur işte. Çünkü ülkedeki dolar kıtlığını belirleyen ana hadise karşınızda duruyor. Bakın Ocak-Aralık ayında 2023 yılında ne olmuş? İhracat 255 milyar lira. 255 milyar dolar düzeltiyorum.
İthalata bakıyorum 361 milyar dolar. Şimdi ihracatı bir rekor gibi, bir masal gibi bize anlatanlar her nedense şuradaki 361 milyar dolarlık ithalattan hiç bahsetmiyorlar. Sus pus, ondan hiçbir ses seda yok. Ama işte ithalatın fazla olmasından dolayı 106 milyar dolar siz açık vermişsiniz. İşte bu açık, bu gedik olduğu sürece bu ülkede kurlar yukarı gider. Ve bu gedik neden oluşuyor dediğimizde artık bu grafiği de çok iyi biliyorsunuz. Sağda ithalat yaptığımız ilk 5 ülke var. Normalde hep Çin burada 1 numaradır ama enerji ithalatı fazla olmuş. Rusya 1 numarada. Rusya'ya eyvallah diyoruz. Niye? Enerjiyi almak zorundayız. Ama Çin nedir arkadaşlar? Çin'den aldığımız yarı mamullerle onları burada birleştirip montaj sanayi kurmuşuz, üretim yapıyoruz. Montaj sanayiyle, düşük teknolojili üretimle bu ülkede asgari ücretliye, emekliye, mavi beyaz yakalıya tatminkar ücretler veremezsin. Türkiye şirketleri rekabetçi ve verimli olamaz. Rekabet edemez, büyüyemezler, adını yazdıramazlar dünya ticaretine. Neden? Çünkü Çin'den yarı mamul almaya alışmışsınız. Düşük faizli krediyle dönmeye alışmışsınız. Bunun faturasını da vatandaş ödüyor. Oh ne ala, kim kazanıyor bu montaj sanayiden? Kim kazanıyor? Tabii ki yarı mamülü ithal edenler, aracılar kazanıyor ve montaj sanayiden para kazanan patronlar kazanıyor. Şimdi değerli arkadaşlarım, bakın Çin'den mal alıyoruz ama solda ihracat yaptığım ilk 5 ülke içinde Çin'in yeri bile yok. Burada da ben dönüyorum siyasetçiye soruyorum. Bir, ekonomik modeli neden değiştirmiyorsun? Neden yarı mamülü Türkiye'de üretmek için tesisler kurmuyorsun? Çin'e bu kadar para veriyorsun. Her yıl 30-40 milyar dolar veriyorsun. İki, neden bu model içinde bile Çin'le pazarlık edip en azından Çin'den turist istemiyorsun? Hadi Çin'e bir mal satamıyorsun. Yok efendim onlar daha ucuz yapıyormuş. Hikaye, sen de ucuzunu yapıyorsun ama Çinliler uyanık, kendi yurtlarından dolar çıkmasını istemiyor. Adamlar deli gibi dolar biriktiriyor. O yüzden burada siyasetin gerçekten şapkasını alıp önüne koyup düşünmesi lazım arkadaşlar. Dış ticareti de gördünüz arkadaşlar ve uzatmadan şimdi hemen madde 3'e geçelim. Tabii ki dış ticareti unutmayın. Açık verdiğimiz sürece dolar kıtlığı devam edecek ve bu rakamlar yukarıya gidecek. Şimdi madde 3 ne? Madde 3 şu arkadaşlar. Biliyorsunuz enflasyon rakamlarını bekliyoruz. Ama ondan önce İstanbul Ticaret Odası bize rakamları açıkladı. Şimdi bu rakamlara baktığımız zaman gerçekten durum birazcık sıkıntılı. Niye? İstanbul'da 1995 bazlı verilere göre, aynen rapordan okuyorum, 2024 Ocak ayında perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre %6.72. Hey maşallah, %6.72. Amerikalılar, ya biz bunu %2'ye yıllıkta indireceğiz. Onun tartışmasını yapıyor. Mart'ta indirmeyelim faizi, Mayıs'ta indirelim diye dün FED birbiriyle konuşurken bakın bizde bir ayda 6.72 ve toptan fiyat hareketlerini yansıtan toptan eşya fiyat indeksi ise %4.69 artmış ve arkadaşlar 95 bazlı ücretliler geçinme indeksi %76.17. Toptan eşya fiyatları endeksi de %61.48 olarak gerçekleşmiş. Şimdi burada rekor baktığımızda arkadaşlar 2020'nin sonlarına doğru 108.8'i görmüştük. O NAS'ın kuru patlatmasıyla beraber arkadaşlar. Ama şimdi burada hadise şu. Şimdi 11 ayın zirvesini görmüş bir rakam ve hadise dediğim noktaya gelecek olursam, normalde biz bu dönemde enflasyondan aşağı yönlü sinyaller almalıydık. Yani bize niye bir peçete lazım, terimizi silelim, bayağı terleyeceğiz önümüzdeki dönemde. Bizim enflasyonu düşürmeye yönelik birazcık umutlarımız ötelenmeye başladı. Güçlü sinyaller almalıydık. Ya bak, bu enflasyon düşecek. Enflasyon düşünce kur artış hızını düşüreceğiz. Bunu gören yabancı
çok daha büyük montanlı olarak girer diyorduk. Yabancı girişi var yine borsaya. Alıyorlar seçerek. Karlı şirketleri alıyorlar. Onu söyledim geçen videoda zaten. Bunlara ortak olmak lazım. Ama şimdi bu şirketlere girmeyen vatandaş ne yapacak? Yani öyle bir yabancı sermayeye girmeli ki fiyatlar genel düzeyini düşürecek şekilde kura o yabancının girişi baskı yapmalı. Yani kuru düşürmeli ya da artış hızını düşürmeli ki enflasyonu tutabilelim. Enflasyonu tuttuğumuz zaman da geniş halk kitleleri bundan yararlansın. An itibariyle oluşan yabancı girişinden sadece borsada yılıp gitmemiş, orada sabırla oturmuş, hesabı açık olan, iyi seçilmiş kağıtları takip eden yatırımcı nasipleniyor. Halkın %99'u bundan acı çekiyor. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım bakın neden biz enflasyondan aşağı doğru sinyaller alamıyoruz dediğimizde senin tarım ve sanayinde problemler var. Bozuk plak gibi bunu anlatmaktan vazgeçmeyeceğim. Tarımda çok net, çok net arkadaşlar. Bakın bir rakam, 2002 yılında toplam tahıl üretimi 138 milyon dönümde yapılırken 2023'te 112 milyon dönüme düşmüş. 26 milyon dönüm kaybetmişsin. Tarım üretiminden sen vazgeçmişsin. Ve 2002'den bugüne kadar nüfusun da artmış. 60-70 milyondan 85'e çıktın. Üstüne 10 milyon tane de göçmen koydun. Sanayi dediğim, sanayiyi ben 2017'den beri anlatıyorum. Dışa bağlı bir sanayi. Dolayısıyla böyle kur yukarı gitti mi ne oluyor? Dış girdiyle sanayi ürünlerinin de fiyatı yukarıya doğru gidiyor. Ama ve lakin sadece faiz artırmakla bu enflasyonu tutamayız. Az önce bahsettiğim ve tarım ve sanayide işlerin yapılması lazım. Hep söyledim, para politikası sadece faiz arttırmak demek değildir. Bütçe açığı önümüzdeki yıl 2.6 trilyon olacak. 1.2 trilyon faiz ödeyeceğiz. Bunlar çocuk oyuncağı değil. Haliyle burada bu açıkları kapatmak için zamlar, vergiler karşımıza gelecek. Şimdi çok ilginç bir şey oldu. Basında izlemişsinizdir. Ankara'da simite zam geldi, değil mi? Simite zam geldi. Ankara Simitçiler Odası Başkanı'nın çok efsane açıklamaları var arkadaşlar. Nedir bu açıklamalar? Bakın, Sözcü'den Saygı Öztürk'le bir konuşma oldu. Ankara Pideciler ve Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş diyor ki, zammın arkasından bakanlığa çağrıldık ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'la görüştük. Zammı ertelememizi istedi. Hatta bizi üzen kıran bazı ifadeleri de oldu diyor. Ben Sözcü'nün yalancısıyım. Yani böyle bir hadise olmuş. Bakın, seçime kadar burada zamları tutuyorlar. Seçime kadar bir yansıtma olmayacak. Niye? Yerel seçimlerde avantajlı olalım diye. Lakin arkadaşlar seçimden sonra işte neden 55-60 olur, onun yanıtına gelelim yavaş yavaş. Seçimden sonra doğalgaz zammı, bakın hepsi karşımıza gelecek. Doğalgaz zammı, elektrik, şehir içi ulaşıma zam, hızlı trene zam, köprü ve otoyollara zam, her türlü gıdaya zam. ÖTV bekleyin artışını arkadaşlar. Emlak vergisi, kurumlar vergisi, gelir vergisi artışı, gelir vergisi stopajları, bu başta TL yabancı paralara ve bir de yeni icat edilen vergiler de karşımıza gelecek. İşte servet vergisidir, gayrimenkullere ekstra vergilerdir, kredi kartlarına ciddi sınırlamalardır. Peki neden? Az önce bir cümlede söylediğim gerekçeden 2.6 trilyon bütçe açığı vereceksiniz, 1.2 trilyon faiz ödeyeceksiniz ve bu para nereden çıkacak? Dönüp ben İTO verisine baktığımda, işte o yüzden diyorum ya, tam peçetelik bir mevzu. İTO verilerine baktığımda ben aşağı yönlü sinyal alamıyorum. Bakın, bu sinyal gelmiyorsa biraz önce bahsettiğim kalemlerden artışlar yapılarak bütçe açığı kontrol altına alınmaya çalışılacak. Ve bir noktada şu, şimdi bütçe açığını kontrol altına alalım derken hep bütçeye bir gelir yaratma ama tasarruf yaratma yok. Şimdi bunun sebebi de şu, biz vatandaşlar olarak
bizim karşımıza gelen iktidar vekillerine, işte belki muhalefet vekillerine bile ya siz neden tasarrufu düşünmüyorsunuz diye baskı yapmamız lazım. Özellikle İç Anadolu'da mesela ben çiftçi olsam, benim köyüme gelse bir AK Partili, o istese ben şunu söylerim, derim ki ya üre gübre 2021 Mart'ta tonu 3200 liraydı. Şimdi ne oldu? 13-14 bin lira oldu. DAP gübre 4200 liraydı 2021 Mart'ında. Şimdi ne oldu? 20 bin lira oldu. 19 bin lira oldu. Bakın Paris'te olanları görüyor musunuz? Fransız çiftçilerin yaptığını görüyor musunuz? Benim çiftçim de, benim esnafım da, benim bir şekilde asgari ücretlim de iktidardan birisi karşısına gelip bana oy ver dediğinde bunu söylemeli. Biz bunu söyleyemediğimiz ve talep edemediğimiz için, bunları iletemediğimiz için vatandaş olarak ve bunları iletmeyi sadece muhalefete bırakıyoruz. Muhalefet de yapamıyor bunu. Bakın muhalefet de bunu iletemiyor. O zaman ne oluyor? Ya nasıl olsa benden böyle bir talep yok. Bana böyle bir talep yok. Herkes söyleniyor. Bak o ayrı. Herkes kendi başına söyleniyor. Ama sen karşında bir AK Partili vekil, bir AK Parti il başkanı, ilçe başkanını gördüğün zaman bu talebini iletmezsen olmaz, ağlamayan çocuğa meme vermezler. Ondan sonra ne olur? Az önce saydığım kalemlerde yerel seçimlerden sonra Allah ne verdiyse ne yapacaksınız? Zam bekleyeceksiniz. Peki gelelim 55-60 mevzusuna. Bakın hemen bir grafik koyalım. Ve o grafiğin üstünde nasıl 55 hatta 60'tan almak zorunda kalacağımızı göstereyim size. Değerli arkadaşlarım, karşınızda mazotun fiyatı var. 2021 Ocak'ta 6,5'tan 7,23, 12,76, 24,43 yapmış. Ve orada bakın 2023 Ocak'ta 22,07. Niye? Seçimin yüzü suyu hürmetine yine tutmuşlar. Ama seçimden sonra ne olmuş? 41,62 olmuş. Bakın 2023 Ocak seçimden sonra 41,62 oluyor. İşte o yüzden diyorum bu mazotun fiyatı 55 hatta 60 liraya çıkacak. Buna bağlı olarak senin dolar TL'n de 40 liralara vuracak. 40 liraları da geçecek belki. Niye? Sen şu an yerel seçimlerin yüzü suyu hürmetine tutulan fiyatlarla yaşıyorsun. Tam peçetelik olacağız arkadaşlar. Boncuk boncuk terleyeceğiz. Ve ne olacak? Bu fiyat 55'e 60'a çıkacak. Bağlı olarak da haliyle hayatımızda iğneden ipliğe kullandığımız her şeyin de fiyatı artacak. Değerli arkadaşlarım, açarken Cem Karaca ile açmıştım. Cem Karaca aynı parçasında ne diyor arkadaşlar? Yerel ve genel seçim, seçin bakalım seçin. Ki dön baba dönelim, aynı yere gelelim. Çete çeteye çatmış, çete çete içinde battık buruna kadar. Cafer getir peçete. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.